Merhaba arkadaşlar, ben Serhan Özmercan. Adobe Photoshop Creative Cloud eğitim setimizde 9. bölümdeyiz. Bu bölümde belirli bölgeleri seçip onlar üzerinde çalışma yapmayı öğreneceğiz. Bundan önceki çalışmalarımızda hep resmin bütününde çalışmıştık. Ama bu sefer belirli bölgeleri seçip sadece o bölgeler üzerinde çalışacağız. Peki bunları nasıl seçeceğiz? Bakın, burada görmüş olduğumuz seçme araçlarımız var. Dörtgen işaretleme aracı, oval seçim aracı, tek satır işaretleme araçları. Dörtgen işaretleme aracı, bakın, böyle bir imleç çıkıyor ve ben mouse'a sol klikle basıp istediğim dörtgen şeklini verdikten sonra bakın böylece bırakabiliyorum. Peki ben bu yaptığım dörtgeni diyelim birazcık daha büyük olsaydı bunu tekrardan mı yapmak zorunda kalacaktım böyle? Hayır tabii ki de. Buna sağ tıklayıp seçimi dönüştür diyorum ve biraz daha büyütmek istediğimde seçimi dönüştürüyorum. Bakın. Ondan sonra taşıma aracımı aldığımda bakın dönüştürme uygulansın mı diyor. Uygula diyorum. Ve ben bunu taşıdığımda bakın İşaretlediğim kısım taşınıyor. CTRL diyelim taşıma işlemi yaptım. CTRL D'ye basıp seçimi kaldırıyorum veyahut seçim aracımı alıp seçimi kaldır diyorum. Kaldırıyorum. İkinci olarak tek satır işaretleme araçlarını gösterelim. Tek satır işaretleme aracı bakın. Tıkladığım yerde sadece tek bir piksel olan yerleri seçiyor. Tek bir satır. Diğeri tek sütun işaretleme aracı. Bakın. Tek bir sütunu seçiyor. Sadece tek bir sütun. Ve oval seçim aracı. Oval seçim aracında dikkat etmemiz gereken belirli hususlar var. Bakın bu hususlardan birincisi ben bakın kafama göre bir oval yapabiliyorum. Ama bu ovalin düzgün olmasın, tam bir daire olmasın istiyorsam eğer Shift'e basılı tutup bakın yapıyorum ve Shift'e basılı tutup yaptığımda bu topu düzgünce kesebiliyorum. Peki ben seçimimi yaptım ama bu seçim tam düzgün olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Tekrardan sağ tıklayıp seçimi dönüştür diyebilirim. Bakın bu şekilde taşıyabilirim. Bakın aşağıyı düzenleyip sağ ve sol kısımları düzenleyip sonra da çift tıklayarak seçimimi yapmış olabilirim. Oynattığımda topu %100 olmasa da %95 kestiğimi görebilirim. İşlemimi geri alıyorum hemen. Başka bir yöntem burada görünüm kısmında cetveller var. Diğer bir kısa yolda CTRL-R. Ben bu cismi tamamen seçip sağ tıklayıp seçimi dönüştür dediğim zaman bakın ortada ufak bir nokta işareti çıkıyor. Bu nokta işaretini bakın cetvelleri tutup yanlardan getirdiğim zaman tam orta noktayı buluyorum ve çift tıklayarak seçimimi kapatıyorum. Daha sonra oval seçim aracımı buradan seçtikten sonra bakın tam ortadan tutuyorum, Shift'e basıp ve alta basıyorum. Alta bastığım zaman bakın tam ortadan seçimimi yapmış oldum. Böylece de topu kesebiliriz. Diyelim keselim. Bakın buradan CTRL C'ye basıp kopyala diyoruz. Kopyalama işlemini yapıyoruz. Diyelim başka bir sekmeye atacağım ben bunu. Bakın burada bir görselim var. Buraya atmak istiyorsam tekrar seçim aracımı alıp CTRL V'ye basıyorum. Ve bakın topumuz geldi. Daha sonradan eğer ben burada bu topu düzenlemek istersem CTRL T büyütebilirim. Bakın köşeye koydum. Evet, artık çimenler üzerinde
bir futbol topumuz var. Bu şekilde bu araçları kullanabiliriz.